Selefiyecilerin Gerçek Yüzü 1. Mezhepsizler isimli kitaptan S. Uluda F. Kavukçu İkisinin müşterek yazdığı Kelam Dersleri kitabında deniyor ki, Hanefi, Maliki ve Şafiilerin eski mensupları da Selefiye mezhebindendiler. Fakat daha sonra Eşariye, ve Maturidiye mezhepleri teessüs edince bahis konusu mezhep mensuplarının büyük ekseriyeti Maturidiyye ve Eşariye mezheplerini benimsediler. Hiçbir ehli sünnet kitabında Selefiye mezhebi diye bir şey yoktur. Selefin mezhebi vardır. Selefi salihinden olan eshab-ı kiramın tamamı müştehitti. Her birinin kendi mezhebiydi. Selefiye mezhebi diye bir mezhep yoktu. Selefiye neymiş bakalım. Kur'an metoduna uygun olarak eshabın dini inancını aynen muhafaza etmek ve sonradan ortaya çıkan fikir ve bid'atlere iltifat etmemek vazgeçilmez bir prensiptir. Eşariye ve Maturidiye Kur'an metodu değil midir? Bunlar eshab-ı kiramın inancını muhafaza etmiyorlar mı? Bunlar sonradan çıkan fikir ve bid'atlere iltifat mı ettiler? Baklayı ağızlarından çıkarıyorlar. Selefilerin kimliklerini de açıklıyorlar. İbn Kayyım Cevziye gibi sonraki selefilerde bu hal açık olarak görülmektedir. Eski ve yeni selefilerin hepsine birden ehli sünneti hassa denir. Demek ki açıkça itiraf ediyorlar ki Selefiye mezhebi İbn Teymiye ve talebelerinin yolu diye. Bir de ehli sünneti amme varmış. Onun tarifi de şöyle sünnet üzerinde itinayla durmayan, kuvvetli bir nas bulunmayan ve sahabe ve tabiinden açık bir ittifak bulunmayan meselelere dalan ehli tevhiddir. Ehli sünneti amme denilenler kim? Kim olacak? Dört hak mezhep. İbni Teymiyeciler sünnet üzere hareket etmiş, dört hak mezhep mensupları ise sünnet üzerinde itinayla durmamış. İftira bu kadar olur bir mezhepteki hükümlerin doğru olup olmadığını ancak Allahü Teala bilir. Çünkü iştihat, iştihatla nakzedilmez kuralı vardır. Fakat Uludağ ve Kavukçu, mezhepsiz İbni Teymiye'nin selefiyesinin doğru olduğunu söylüyorlar. Bu mezhebin doğruluğunu ispatlayan deliller adı altında, selefiye mezhebinin en doğru, en emin ve en iyi bir mezhep olduğu, akli, semi ve nakli delillerle ispat edilmek istenmiştir dendikten sonra, biz selef mezhebinin hak olduğunu iddia ediyoruz deniyor. Vehhabilik hakkında diyorlar ki, Vehhabiler, Buhari ve Müslim'de rivayet edilen hadislere dayanarak, Sünni ve Şiiler tarafından hürmet edilen kimselerin kabirleri üzerine bir hatıra olmak üzere inşa edilen, sanat ve tarih bakımından büyük değer taşıyan türbe mescit ve abideleri yıkmışlardır. Yukarıdaki cümle dinimize aykırıdır. Yapılan hareket ya iyi ya kötüdür. Dine uygunsa iyidir, değilse kötüdür. Tarih ve sanat değeri dinden üstün bir değer değildir. Meselenin aslı şudur. Vehhabiler yani selefiler nassları tevil etmezler. Hadis-i şeriflerdeki maksadı nebeviyi bilmedikleri için dine aykırı sanarak bunları yıkmışlardır. Fakat bu iki zata göre, Vehhabiler dine uygun hareket etmişlerse de, sanat değeri büyük olan böyle eserleri yıkmaları uygun olmamıştır. Son olarak deniyor ki, Şevkani üzerinde de Vehhabiliğin tesirleri görülür. M. Abduh, Mısır'da Vehhabiliğin münevver ve kültürlü bir temsilcisi sayılabilir. Sicilli Mason Abduh acaba niçin münevver ve kötürlü diye övülür? Ve Vehhabi'nin münevverliği nereden gelir ki? Şevkani, Zeydiler arasında çıkan serbest düşünceli bir alim deniyor. Serbest düşünce ne demektir? Yani hiçbir hak mezhebe bağlanmamış mezhepsiz demek midir? Kitabın çeşitli yerlerinde İslam filozofu tabiri kullanılmaktadır. Filozof, kafir demek anlamına geldiğine göre, İslam kafiri ne demektir? Aynı şekilde İslam düşüncesi tabiri kullanılmaktadır. Düşünce insan mahsulüdür. İslamsa ilahidir. İslam felsefesi demek gibi, İslam düşüncesi demek de küfürdür. Uludağ'dan gelen cevap. Şöyle diyorsunuz. Hiçbir ehli sünnet kitabında selef mezhebi diye bir şey yoktur selef vardır. Selef mezhebi diye bir şey yoktur. Biz diyoruz ki bu tamamen asılsız bir iddiadır. Hiçbir temele dayanmayan bir iddianın kaynağı bilgisizlikten gelen cesarettir. Yazarın notu, Ulu da Selef'in mezhebini Selefiye diye yutturmaya çalışmıştır. Bizim üzerinde durduğumuz konu itikadi ve kelami mezheplerdir. Hanefi, Hanbeli, Şafi ve Maliki gibi ameli ve fıkhi mezhepler değildir. Bu iki nevi mezhep bilerek veya bilmeyerek yek diğerine karıştırılmıştır. Selefiye mezhebinin hak oluşundan, dört hak mezhebin batıl ve bidat olması lazım geleceği gibi, akıl ve ilim dışı bir netice çıkarılmıştır. Yazarın notu, dört mezhebin itikatları tek olan ehli sünnet vel ve cemaat değil mi? dört mezhebin itikatlarına ehli sünneti amme dersen, sünnet üzerinde itinayla durmayan, kuvvetli bir nas bulunmayan diye kötülersen, elbette dört mezhebi de kötülemiş olursun. Eşari mezhebi haktır demek, Hanefi mezhebi haşa bid'attir manasına mı gelir? Yazarın notu İmam-ı Eşari, ehli sünnet ve cemaat mezhebinin iki imamından biridir yani dört hak mezhebin bağlı olduğu itikattaki iki imamdan biridir. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Selefiye içinde durum aynıdır. Yazarın notu, sen İbn Teymiye ve talebeleri Selefiye mezhebindendi demedin mi? Selefiye'ye bağlı olan fıkhi mezhep var mıdır? Selefiye sapıklıksa ona bağlı olan fıkhi mezhep de sapıktır ehl-i sünnet haksa ona bağlı olan fıkhi mezhepler de hak olur. İtikat bozuk olursa amelin ne kıymeti olur? Biz itikadi mezheplerden söz ediyoruz. Fıkhi mezheplerden değil. Mugalatasını kim yutar ki? Ben size soruyorum, selef mezhebi var mıdır yok mudur? Yazarın notu, selefin mezhebi var, selefiye mezhebi yoktur. Aşağıda genişçe izah edilecektir varsa bu mezhep yeni mi çıkmıştır? Veya Hicri 727'de vefat eden İbni Teymiye tarafından mı çıkarılmıştır? Ondan iki asır kadar evvel yaşamış olan Gazali ve hatta ondan çok daha evvel Eşari ve Maturidi mezheplerinden bile önce Selefiye mezhebi hak mezhep olarak ortada yok muydu? Gazali, biz Selef mezhebinin hak olduğunu iddia ediyoruz veya iddia ettik diyor daha iyi anlayasınız diye Hucetül İslam Gazali'nin ifadesini aynen verelim. İddeyna ennel hak hüve mesebüs selef. Şimdi soruyoruz. Gazali'nin sözünü aynen naklettiğimiz için mi iyice açık vermiş olduk? Bu sözü Gazali söyleyince ona hazret dersiniz, biz ondan nakledince mezhepsiz oluruz demek ha? İnsaf ve izan sahibi olanlar buna ne derler acaba? Yazarın notu. İsim benzerliğinden demagoji yaptığınız nasıl sırıtıyor? Selef'in mezhebi ayrı, selefiye mezhebi ayrıdır. Selef'in mezhebi ehl Sünnet ve Cemaat'tir. Selefiye mezhebi İbn Teymiye'nin yoludur. İleride geniş olarak cevap verilecektir. Selef mezhebinin hak oluşunun delili diye başlayarak yukarıdaki cümlenin Gazali'ye ait ifadesi de şöyle. Et delil ala ennel hak mezhebü's selef enne nakizehü bid'atün. Bu ifadeyi kitabımıza almamız, dört mezhebe yapılan iftira oluyor. Yazarın notu Aynı nakarat, i̇mam Gazali Hazretleri Selefin mezhebi diyor. Selefiye mezhebi demiyor ki, gözümüzün içine baka baka yutturmaya çalışıyorsunuz. Bu sözü söylemek gerçekten dört mezhebe iftira oluyorsa, ki asla böyle bir şey bahis konusu değildir, bu iftirayı biz mi yoksa Gazali mi yapmış oluyor? Kaldı ki biz hiçbir zaman amel mezheplerinden bahsetmedik. Selefiye mezhebinin doğru olmasından hak olan dört mezhebin yanlış veya bidat olması katiyen gerekmez. Zira biri itikadi, diğeri ameli bir mezheptir. Ayrıca mezhep sahibi imamların her biri itikat bakımından selef mezbinde olan ve bu mezhebin hararetli taraftarlığını yapan saygıdeğer zatlardı. Gazali hiçbir zaman selef mezhebini batırmaya çalışmamıştır. Aksine onu ihya etmek için çalışmış ve El-İl-Camül Avam isimli eserini bu maksat için yazmıştır. Selef mezhebi gıda gibidir, herkesin buna ihtiyacı vardır. Kelam ilmi deva gibidir, sadece hastalığa yakalananlar buna muhtaç olur diyen o büyük imamdır. Yazarın notu, elbette selefin mezhebini övecektir. Selefiye diye tek kelime geçti mi? Nasıl iftira bu? hak olan bir mezhebin bir yerde yayılması, hak olan diğer mezhebin aynı yerde yayılmasına engel olursa, bu durum iki mezhepten birinin bid'at olduğu manasına gelmez. Misal, Kuzey Afrika memleketlerinde Maliki mezhebinin yayılması, Hanefi mezhebinin buralarda Anadolu'da yayılması, Maliki mezhebinin burada yayılmasına mani oldu denirse, yanlış bir şey mi söylenmiş olur? Yazarın notu fıkhi mezheplerin çok olması rahmettir. Ama itikatta iki veya üç mezhep olmaz. İmamı Eşari ve İmam-ı Maturidi ve Ehl-i Sünnet kelamının yayılmasının selef mezhebinin yayılmasına engel olması da böyledir. Bir mezhepteki hükümlerin doğru olduğunu ancak Allahü Teala bilir buyuruyorsunuz. Peki Eşari ve Maturidi mezhebindeki hükümlerin doğru, Selefiye mezhebindeki hükümlerin yanlış olduğunu siz nereden biliyorsunuz? Yazarın notu. Bu husus genişçe izah edilecektir. Görülüyor ki Selefiye mezhebinin en doğru ve en emin yol olduğunu söyleyen biz değil, Hicri 505'te vefat eden Gazali'dir. Biz Selefiye mezhebini anlatırken sadece ehli sünnet alimlerinden, özellikle Gazali'den nakiller yaptık. Kendiliğimizden hiçbir şey söylemedik. Yazarın notu. İmamı Gazali Selefin mezhebi derken siz Selefiye mezhebi diyorsunuz. Bu nasıl nakil? Bu nasıl tahrifat? Ehli sünnetin inancı şudur. İtikat konularında ehli sünnet ve ehli hak olmak üzere üç mezhep vardır. A. Selefiye mezhebi B. Eşariye mezhebi C. Maturidiye mezhebi Yazarın notu Ehli sünnet olan hiçbir kitapta böyle bir tarif yok. Eşari ve Maturidi ehli sünnetin iki imamıdır. Fıkhi mezheplerde de böyle imamlar vardır. Mesela İmamı Ebu Yusuf, İmamı Muhammed gibi. İmamı Ebu Yusuf'un da İmamı Muhammed'in de farklı iştihatları vardır. Ama bunlar yine Hanefi mezhebindendir. İmamı Eş'ari ve İmamı Maturidi'nin de farklı iştihatları varsa da ikisi de Ehli Sünnet ve Cemaat itikadındandır. Selefiye itikadından değildir. Bir kimse bunlardan hangi mezhebi benimserse benimsesin ki bu konuda hür ve muhtardır hak yolda olur. Selefiye mezhebinde olmak en az eşari mezhebinde olmak kadar şerefli bir intisaptır. Selefiye mezhebine ama hakiki manasıyla mensup olmak saliklerine sadece şeref verir, biz gazali kadar ileri giderek en doğru yol selef yoludur demiyoruz. Yazarın notu i̇mam Gazali Hazretleri ileri mi gidiyor? Gerçeği söylüyor. Bütün ehli sünnet Müslümanlarının dört hak mezhebin itikatları selefin itikadıdır. Selefiye mezhebi denilen İbn Teymiye'nin yolu değil. Bunu yutturmaya kalkmayın. Ama Selefiye mezhebi de Eşari mezhebi kadar doğrudur diyoruz. İşte bizim inancımız budur. Var mıdır bunun gizli kapalı yanı? Yazarın notu: Selefiye mezhebini Selefin mezhebi gibi gösteriyorsunuz. Adamın oyununu işte böyle bozarlar. En az 5-6 asır evvel yazılmış olan ehl-i sünnet alimlerinin eserlerine dayanarak Selefiye mezhebinin sapık bir mezhep olduğunu bize ispat ederseniz, şimdiden size minnettar kalırız. Son asırdaki çoğu derme çatma olan kitapları önümüze delil diye çıkarmayın. Yazarın notu Minnettar kalmanız yetmez, tövbe etmeniz. Ben yanlış yazdım. Selefiye mezhebini selefin mezhebi diye yutturmaya çalıştım derseniz, o zaman bir kıymeti olur. Minnettar kalsanız, kalmasanız ne değişir? Aşağıda vesikalarla ispat edilecektir. Vehhabiler, kötü bir sitede rivayet edilen hadislere dayanarak türbeleri yıkmışlardır dedik. Bununla Vehhabilerin davranışlarının zahiren doğru gibi göründüğünü, fakat aslında hatalı ve isabetsiz olduğunu anlatmaya çalıştık. Şimdi yine soruyorum, kötü bir sitede bu manayı ifade eden hadisler var mıdır yok mudur? Bütün muteber Hanefi fıkıh kitaplarının Kitabül Kerahiye bölümünde kabir üzerine yüksek binalar yapmak mekruh sayılmıyor mu? Yazarın notu: Aşağıda cevap verilecektir. Kabir üzerine on binlerce ve yüz binlerce lira harcanarak bina yapılmasını İslam'a uygun bulmuyorum. Ama ecdadımızdan bize yadigar olarak kalan sanat, tarih ve medeniyet bakımından değeri olan türbelerin yıkılmasını ve yok edilmesini sakıncalı ve zararlı buluyorum. Yazarın notu: Türbelere İslam alimleri izin veriyor. Sen vermiyorsun senin sözün dinde senet midir? Vehhabilerin türbeleri yıkmalarını, Rum suresinin 42. ayetine de aykırı buluyorum. Bu ayette Müslümanların akıbetinden bahsedilmektedir. Yazarın notu, Rum suresi 42. ayeti kerimesi, Müslümanların akıbetinden değil, kafirlerin akıbetinden ibret almayı emretmektedir. Yunan gavuru da işgal ettiği yerlerdeki cami ve İslam mabetlerini yıkmış ve yakmıştı. Camilere dokunmayıp sadece mezar üzerindeki binaları yıkan Vehhabiler, onlarla bir tutulur mu? Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin. Bugün gerek Arabistan'da, gerekse başka yerlerde inşa edilen camilere Yunan kafiri bir tek kuruş vermezken, bu iş için milyonlar harcayan Vehhabiler ve Suudiler onlarla nasıl bir tutulur? Ankara'daki Kocatepe Camii'ne Suudilerin milyonlar verdiklerini siz unutsanız bile kamuoyu hatırlayacaktır. Demek istiyoruz ki Vehhabiler türbeleri yıkmada ve diğer bazı konularda her ne kadar hatalı ve zararlı bir yol tutmuşlarsa da, bunları İslam mabetlerini yıkan ve yok eden Yunan gavuru gibi görmemek gerekir. Zira Vehhabiler Müslümandırlar çünkü ehli kıbledir. Yazarın notu, Vehhabilerin mürhit olduğu aşağıda bildirilecektir. Şevkani serbest fikirli bir alimdir dedik. Bununla şunu anlattık. Serbest fikirli olduğu için eski mezhebi olan Zeydiye'yi bırakarak selef yolunu tuttu. Bir kimseyi bid'at mezhebinden uzaklaştırarak selef yoluna sevk eden bir düşünce tarzı iyi midir, kötü müdür? Hükmü siz verin. Yazarın notu, Şevkani'nin Vehhabi olduğunu kendisi söylüyor. Bir de bu iyi mi kötü mü diye bize soruyor. Serbest fikirli olmak çok kötü. Niye ehli sünnet olmuyor ki? Sırası gelmişken söyleyeyim. A. Nokta Davudoğlu hocamızın sübülüs Selam isimli eserini Selamet Yolları adıyla Türkçe'ye tercüme ettiği Emir Sanani'nin durumu da aynen Şevkani gibidir. Bu eserin Arapça ön sözünde müellifin taklide karşı iştihat ve teceddüt taraftarı bir selefi olduğu en açık şekilde yazılmıştır. Ayrıca hiçbir mezhebe de bağlı olmadığı belirtilmektedir. Yazarın notu, Şevkani gibi Sanani'nin de mezhepsiz olduğunu Ulu da itiraf ediyor. Birçok alimleri ve mütercimleri mezhepsiz diye teşhir ederken bu konu üzerinde durmamanızın sebebini anlamak oldukça zor geliyor bize. Yazarın notu, Davutoğlu'yla da görüştük, bir hata ettim o da mezhepsizmiş. Bazı yerleri düzelttim diyerek, günahına kefaret olmak üzere İbni Abidin'i tercüme etmeye karar verdi. Davudoğlu'nun bir mezhepsizin kitabını tercüme etmesi, o mezhepsizin iyi olmasını gerektirmez. Davudoğlu yazdı diye mezhepsizi mi öveceğiz? Davudoğlu hoca başka mezhepsizleri de övdü, onu da tenkit ettik. Zor gelen anlamak şimdi kolaylaştı mı? delil diye ehli bidat, ehli küfürden daha tehlikelidir şeklinde asli kaynağını zikretmeden bir söz ileri sürüyorsunuz. Yazarın notu, delili aşağıda bildirecektir. Ehli bidat iki nevidir. Şia, mutezile ve hariciler bidat ehlidir. Ancak bu mezheplerin bazı kolları, mümin, müslim ve muvahhid sayıldığı, bundan dolayı ehli kıble deyiminin şümulüne girdiği halde, diğer bazı kollarının İslamiyetle alakaları yoktur. Ehli sünnetin bu konudaki inancı şudur. Bidat mezhebinden bile olsa ehli kıbleden olan bir şahsa kafir denemez. Yazarın notu biz kime kafir dedik ki? Kafirden daha tehlikeli dedik. Bunu da biz değil İmam-ı Rabbani Hazretleri bildiriyor. Vesikası aşağıdadır. Buhari ve Müslim'in bir kimse diğer bir kimseye kâfir der de o kimse hakikaten kâfir olmazsa suçlamayı yapan şahıs kâfir olur şeklinde Server-i Enbiya'dan naklettikleri hadisi her Müslümanın kulağına küpe yapması gerekir. Tekfir icabında geri tepen ve sahibini mahveden tehlikeli bir silahtır. Hedefini bulmadığı için sert bir cisme çarpan ve sonra sekerek sahibini öldüren kurşuna benzer. Yazarın notu Uluda bu sözünde samimi mi Vehhabiler ehli sünnete kafir diyor Vehhabiler kafir olmuyor mu